Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle size yine çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar 600 numara sarı ve şöyle çıkarıp bakalım arkadaşlar numarası biraz sağa doğru kaymış 131 numarada tülbentimle birebir aynı renk olan bu mavi rengim ikisi de altın başa arkadaşlar e, sıralı bir model hazırladım sıralı modeli isteyen arkadaşlar seven arkadaşlar çok o yüzden bu sıra biraz sıralı model çekeyim istiyorum arkadaşlar şöyle modelimi de göstereyim bakın çimeni şu şekilde çıtı pıtı gidiyor arkadaşlar çıtı pıtı bir model zarif incecik yani üzerine de bu şekilde fıstık yaptım bu üst kısmı çok amaçlı arkadaşlar İstediğiniz akide şekeri olur pipirik olur yaprak olur hatta bu yaptığımız dört trabzanlı o kenar kirpikli sık iğneli yapraklardan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet. Modelimiz bu. Şöyle uzaktan bir tutup göstereyim. Bir de şöyle tülbentimi toparlayıp bu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Kolay, çetapatı, fıstık sevenler için herelde sıralı fıstık. Bu şekilde hoş duruyor, zarif duruyor arkadaşlar. Şöyle ütüye de gayet uygun bir model oluyor. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek modelimizi anlatalım. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar arka tarafı unutalım. Bu yapmış olduğumuz bölümü unutalım. Bakın trabzan yaparak başlayacağız. Havada başlayacağız. Yani bir zincir çektik. İpimizi tutturduk. ilk başlar gibi. Tığımızın başını iki defa doluyorum. Şöyle bir iki tığ battı atlayıp üçüncüye giriyorum. Ama siz bunu herhangi bir tığ battıya girerek başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 2-2 alarak bir trabzan yapıyorum bu şekilde. Bu şekilde gerdiriyormuş gibi dur, durması önemli değil. Şu ikinci trabzanı yapınca o bolluk kısmını verecek arkadaşlar. Bu niye gerdiriyor? Bir fazla zincir çekelim ara kısmına demeyin yeterli oluyor. Bakın, dört zincirimi çektim. Hemen trabzanımın Arasına girip kapatıyorum. Bu şekilde bir tane tomurcuk oluşturdum. Şimdi hiç zincir çekmeden yine iki defa tığımı dolayıp aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki 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 Bakın fazla aralık vermeden sıkı sıkı kalın bir trabzan yapmaya çalışıyorum ki güzel kalıp gibi dursun. Dört zincir. Zincirlerimi de sıkı sıkı çekip şöyle piriklerim nokta gibi zarif bir görüntü versin. Evet iki tane trabzan aynı yuvaya yaptık bu şekilde ara kısmına da üç tane zincir çekiyorum. İki defa tığımı doladım. Şöyle iki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncüye buraya kapatıyorum. Bu modelde de arkadaşlar bu tığ battı kısmı ne kadar minik olursa model o kadar güzel duruyor bakın. Bunun püf noktası özelliği de bu. Böyle minik minik tığ battılar yapacağız benimkiler hatta büyük bile olmuş bu modele göre şöyle iki defa tığımı doladım yine aynı tığ battığının içine iki iki alarak şöyle ikili trabzan yaptım ya yani iki tane aynı yuvaya bu şekilde kirpikli trabzan yapıyoruz dört zincirimi çekiyorum buraya kapattım bu şekilde ara kısmına üç tane zincir çekip iki defa tığımı dolayıp üçüncü tığ battı bak 1 2 atlayıp üçüncüye bu şekilde giriyorum şöyle 2 2 ve 2 trabzanımız hazır 1 2 3 ve 4 kapatıyorum buraya kirpiği oluşturdum şöyle iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırladım. 4 zincir çekiyorum. Trabzanın arasına girip kapattım. 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine girip şöyle 2, 2, 2 alarak trabzanımı hazırladım. Bu şekilde çimeli devam ediyor. Şöyle kapatıyorum. Ara kısmına hiç zincir çekmeden direkt tığımın başını dolayıp 2 2 ve 2 alarak tırabzanımı hazırlıyorum. 4 zincir. 4 zincirimi buraya kapatıp kirpiğimi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen 3. tığ battı bakın. 1 2 ve 3. tığ battı ya. 2 2 alarak bu şekilde trabzanımı hazırladım. Evet gösterdiğim gibi arkadaşlar bakın bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu ara bu üçer zincirli kısımlara da fıstık yaparak devam edelim. Evet sıra geldi şimdi fıstıkların kısmının yapılışına bakın bu üçer zincirli yuvaları fıstıklarımızı yapıyoruz. Şimdi ilk başlar gibi dediğim gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk. Bu üç zincirli yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. İlk başlar gibi başlayacağız. Bu üç zincirli yuva sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Buraya 13 tane ilmek toplayacağız. Alt kısmından girdim. Şöyle bir tane zincir çekip hafif ipimi uzattım. 2, 3 4 5 Bakın arkaya doğru ip boyu da uzuyor arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 şöyle dip kısmından bir tane daha alalım. 13'e tamam. Evet 13 tane de ilmekten oluşan minik fıstıklar yapıyoruz. Hepisini birden şöyle ilmekleri çektim. Bunu sık iğne ile girdiğimiz yuvaya sabitliyorum. Bak şöyle sık iğne ile bunu buraya tutturdum. Buraya da 5 tane zincir çekiyorum. Eliniz bolsa burada 4 de olabilir. Sonra fıstığım arkadaşlar sola doğru yatırıp bakın ileriye doğru şöyle elinizle düzetmeniz lazım. Çünkü toplu ilmek arka tarafından bu iki tanenin arka tarafından geçip bu üç zincirli yuvaya sabitliyorum ve yine 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şu ilmekler kendiliğinden öne geliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Onlar önde dolacak pipirikler. Yine aynı şekilde ipimi uzatıp zincirin altından girip üstünde bir zincir çekiyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Yine buraya 13 tane ilmek toplayacağız. Şöyle 3 4 5 3'ten sonra biraz uzatıyorum. Fıstıklar bombelili olsun. 7 8 9 10 11 12 ve 13. 8 tane zincirin üzerine yine 13 tane ilmeği topladım. Hepisini birden bakın. Bu şekilde toplayıp bunu da bu üç zincirli yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Bakın çok kolay bu fıstıkların yapılışı. Fıstık sevenler için hem de fıstığı iyice alışmasını isteyenler bu modeli yapsın arkadaşlar. Şöyle bakın zincirimi yine çektim. Ve sıradaki bu üç zincirli yuvanın içine şöyle bakın sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dip kısmına getirirseniz daha güzel yer açılmış olur. Hemen kirpiği kapattığımız ilk zincirden tutturalım. Evet ikinci fıstığımızda bu şekilde hazırladık. Yine 8 zincir çekiyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Alttan girip üstte bir zincir. Şöyle 2 3 4 5 6 7 Evet sonuncu ve 13. ilmeği de aldık. Hepsini birden bu şekilde şöyle hafif oynatınca bir yuvarlak görüntü oluyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir oynatırsanız rahat bir şekilde dönüşüm yuvarlak bir oluşum olacak. Bunu yine aynı şekilde sık iğne aldığım noktaya sık iğne ile kapatıp 1 2 3 4 ve beş bir zinciri oturtturmasına da dip kısmını da sıkı yapın arkadaşlar ilk zincir oturtturmasını Evet bakın bu şekilde fıstıkları beraber oluşturduk şunları ütülemeden önce kirpikleri şöyle elimizle öne düzeltiriz Evet diğer fıstıkları yapıp hemen geleyim üç tane fıstık yeterli sanırım arkadaşlar Evet modelimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar bakın Şöyle uzaktan da tekrar göstereyim. Çoğaldıkça model kendini gösteriyor arkadaşlar. İstediğiniz renge, istediğiniz tülbent rengine göre bu sıralı modeli yapabilirsiniz. Çok güzel, zarif bir model oldu. Eğer sizin tığ battılarınız da iri ise arkadaşlar şu 3 zincir yerine şu mavi 4 çekip daha da şöyle geniş yapabilirsiniz bu ara kısmın Zincir sayısını fıstıkların yuvasını dörder zincirden yapabilirsiniz. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Sizlerde emeklerim için böyle beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Boncuk gibi böyle fıstıkları çok hoş duruyor. İnşallah güzellik kameraya da yansıyordur arkadaşlar. Şöyle. Sizlerde dediğim gibi desteklerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.